Hepinize merhabalar. Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Kafa Dengi'nde bu gece Arife gecesi, yarın bayramı hep beraber idrak edeceğiz. Bayram tebriğimizi hep beraber programın sonunda zat halinizle paylaşırız. Ama program başladı. Biz bayram, seyran, arefe demeden işçiler dükkana geldik. Dükkanı açtık inşallah. Bütün bir gece boyunca sohbetimizi beraber sürdürürüz. Siz de söyleyecek, ekleyecek, eleştirecek, sövecek derken ağır söylemeyin de. Hani olur ya böyle bir durum olursa o böyle katılabilirsiniz programa. kafadengi@24.tv bir de Twitter adresimiz var. Oradan da arkadaşlar iletebilirsiniz. Gökdemir İhsan Beyefendi, ben Deniz Tarık Tufan, Selahattin Yusuf Beyefendi ile birlikte gecenin bir vaktine kadar oturacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programı açtık hayırlısıyla bir Kafa Dengi'ne daha. Hadi hayırlı bu açılışlarda hep bir şey sorun oluyor. Hani nasıl geçeceğiz, nereye bağlayacağız meselesi oluyor. Sen bir başlasan da Gökdemir. Ben de kendi üstüne katlanan metin vardır ya, giriş metni. Hani nasıl hikayeye başlamanın ne kadar zor olduğunu falan anlatır. Aklımıza bir şey gelene kadar bunu sürdürebiliriz. Döndürebiliriz. Bu edebiyatta da yapılan bir teknik. Peki o zaman ben fazla sana laf bırakıp da önce bize gelen, bize bir takım eserler, kitaplar ulaştıran arkadaşların kitaplarını göstermekle başlamak isterim. Evet. Bu hafta Profil Yayınlarından sevgili Münir Üstün, arkadaşım, canım, ciğerim, bize iki tane bastığı iki kitabı göndermiş. Zaten halinize de. Evet evet, baktım Selahattin ben. Sağ olsun. Bunlardan bir tanesi gerçekten çok önemli bir kitap. Önemine binaen altını çizerek göstermek isterim. Şehir ve Kültür İstanbul, Profil Yayınlarından çıktı. Çok yeni bir kitap. Kitapta adından anlaşılacağı üzere, başlığından anlaşılacağı üzere İstanbul üzerine yazılar var. Haluk Dursun, Ahmet Emre Bilgili, Artun Ünsal, Beşir Ayvazoğlu, Doğan Hızlan, Hikmet Barutçugil, İlber Ortaylı, İskender Pala, Korkut Tuna, Murat Belge ve Sinan Gelim İstanbul'u farklı bağlamdan, kendi ilgi, yetenek, uzmanlık alanlarından yazmışlar ve ortaya çok ciddi, çok doyurucu, önemli, elimizin altında tutmamız gereken bir kitap çıkmış. Meseleye İstanbul'u önemseyen arkadaşlar. Evet, herkese tavsiye edilebilir. Elinde şeyi tutsunlar. Eklemek isterim. Hani böyle birçok derleme yapılıyor. Gerçi o da güzel. Yayıncılık camiamız gelişti. Artık bir sektöre dönüştü. Her konuda, şehir kültürü konusunda bilhassa, zaten Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla İstanbul hakkında fazlaca yayın yapılıyor. Kitap basit bir derleme değil. Yani çok yazarlı bir kitap. Evet. Hepsi de gerçekten kendi alanında İstanbul hakkında söz söylemeye layık hocalarımız. Basit birer yazı alarak, makale alarak toplanılmış, bir üst başlık atılmış bir kitap değil. Her bir yazar kendi meselesini birkaç makaleyle ortaya koymuş. Ben şöyle bir karıştırma fırsatı buldum. Evet. Ciddi bir derleme. Bir güzel Murat Belge'nin de arkada çok da kıymetli bir şeyi var. Aynen. Ben kendi hocam olarak hemen Murat Belge bölümüne baktım. Belge'nin de öyle ve bir okuma listesi de koymuşlar arkaya. Parçalar var hatta, okuma önerileri önemli. Var. Onu da hatırlatmış olalım. Münir Üstün'e, Profil Yayınlarına teşekkür ederiz. Bize bir de Avrupa'da Devrimin Yansımaları, Göç, İslam ve Batı, Christopher Caldwell, bir de böyle bir kitap daha göndermiş Profil Yayınları. Onu da göstermiş olayım ilgilisine. Avrupa'da İslam, Batı İslam ilişkisi üzerine çokça konuşulur, önemli meselelerdendir. Metni bilmiyorum. Umarım bu konuda katkı sağlayacak bir metindir. Biz orada yayın evine güveniyoruz. Yayın evine güveniyoruz. Aynen öyle. Başka bize gelen kitaplardan İtaki Yayınları, sağ olsun Ahmet Öz bizi unutmuyor. Gönderiyor, haberdar ediyor. Bir de Ölülerin Fısıltısını göndermiş. Simon Beckett'ın bir bestseller. Ama Ahmetler İtaki bir bestseller basarken de muhtemelen kendi içinde niteliğini gözeterek basıyorlardır. O da güvencemiz. Ahmet'in ve İtaki'nin basıyorsak bugüne bir sebebi var. Basıyorlarsa bir sebebi vardır. Deniz Erbulak'ın bir kitabı çıkmış. Bir romanı, Aşkın Ötesinde ismini taşıyor. Fakat yine biz Ahmet'e söylüyoruz ya bunu. İtaki basıyorsa bir hikmeti var diye. Bir günde öyle haybeden basıyorlar abi, ondan sonra bir kafamıza çalıyorlar kitabı. Bu ne lan, İtaki dediniz, Ahmet dediniz. Bir de enteresan bir kitap. Çocuklar Okulu Neden Sevmez diye. Yine İtaki basmış. Öğrenme üzerinden, okul üzerinden, zihinsel faaliyetler üzerinden, öğretmen, öğrenci, ana baba üzerinden bir çalışma. Muhtemelen yine Ahmet Öz'ün ve İtaki'nin önemsediği kitapsa biz de önemsiyoruz. Vallahi diye. Ben adını da sevdim.
Daha önce de söylemiştim. Daniel Willingham'mış. Benim de eğitim hayatım böyle travmalarla dolu, pek hoşlanmamıştım. Hepimizin Gökdemir, hepimizin öyle. Yani o yüzden öğretmenlere tekrar seslenmek lazım. Zalim olmayın, o kuzucuklara kötü eziyet davranmayın. Etmeyin. Ana babaları da uyarmak lazım. Çocukları psikopat haline getirmeyelim. İnsan gibi yetiştirmeye çalışalım. Selahattin, sana bir soru sorayım. Bir cümle, bunu kim söylemiş olabilir diye. Fakat söyleyen kişi, bir ipucu da vereyim. Söyleyen kişi cümlenin içerisinde geçen uğraşının bizatihi o uğraşının kendisiyle meşgul değil. Ama yaptığı iş o uğraşıdan önemli izler taşıyor. Hazır mısın? Hazırım. Pekala, soruyorum. Bayram akşamı böyle şeyler yapılır mı? Bir gerildin la. Gerildim. Selahattin, gerildin la. Bir... Hayır, bir de karizmayı çizdirme. Adam, ya canın sağ olsun. Ben bilemeyeceğim. Ben kopya vereceğim. Sen kopya bakayım. Vermezsen Gökdemir. Çok rica ederim. Söyle Tarık. Diyor ki, şiir benim açımdan bir dünya görüşü, hakikatle olan ilişkimin özel bir biçimidir. Bu açıdan bakıldığında şiir insanlara bütün hayatı boyunca eşlik eden bir felsefedir demiş. Tamam. Seni zahmete soktum, ben onu gördüm çünkü biraz önce. Hadi. Masada gördüm, evet. Gazetelerin altındaydı ama gördüm içeride. Ama ismini tekrarlamak bile çok güzel. Söylüyorsun. Andrei Tarkovski'nin sözü, değil mi? Başkalarının hayatı kapaktan aldık. Başkalarının hayatı, arkadaşların bu güzel çabası devam ediyor. Her sayısını bize de iletiyorlar. Teşekkür ederiz. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz. Zahmet edip bize gönderen arkadaşlara da teşekkür ederiz. Başkalarının hayatıyla başlıyor. Bir de benim en sevdiğim yönetme ve en sevdiğim yazarı koymuşlar bizi için. Bizi tavlamak için. Faulkner tarihine lüzumsuz bir katkı diye de bir yazı var. Enteresan. Güzel. Tarkovski manşete çekmişler. Güzel ya, ben seviyorum başkalarının hayatını. Belki bu önümüzdeki aylarda bir Edebiyat Dergisi benden de bir yazı istediler, sağ olsun. Yazabilecek miyim bilmiyorum. Eleştiri üst başlığında bir... Hangi dergi istedin? Sanırım Yedi İklim'de yapılacak bir dosya. Ben biraz düşünmeye başladım. İşte hep şeyi İtibar söylüyorum. Dergisi var, hepimiz katkı vermeye başladık. Evet, İtibar. Evet. İkinci sayısı da çıkmış. Hatta ilk sayı iki baskı yapmıştı. Maşallah diyoruz. Hani bir Allah nazardan. Oraya da ver yani, o anlamda yapma. Söylüyorum. Ya ben çok yazabilen biri değilim. Şimdiden kafamda döndürmeye başladım. Twitter'ı zaten, biraz azaltalım, yazıya dönelim. Twitter'da fazla atamıyorum. Şu, meselem şu. Bizde bu eleştirinin eksikliği, hatta yokluğu tartışması vardır ya uzunca zamandır. Biraz oralardan, ben tabii şiir dışı edebiyat eleştirisiyle biraz iştigal ettim. Belki onlarla ilgili bir şey bağ kurmaya çalışırım ama benim de ilgi alanım daha çok Batı edebiyatı. Ya Batı'daki eleştiri kuramları. O geçen hafta temas etmeye çalıştık ya, bizim estetik teorimiz ne? Biz nasıl değerlendireceğiz? İşte ne diyor usta? Benim için diyor hakikatle kurulan bir ilişkidir ve ömür boyu bana eşlik eden bir şeydir. Bunu da aslında usta böyle cilalı afilli bir cümle olsun diye söylemiyor. Zaten yaptığı işi tefsir ediyor. Tanımlıyor aslında. İşte bizdeki mesele de şu. Ben bir ara bizim dergilerde genç arkadaşların, bu 80 sonrası şair arkadaşların tartışmalarına bakıyordum. Hiçbir şey anlamadım. Murat Menteş'e de sordum. Ya dedim, bu nedir böyle, hani birbirinize girmişsiniz ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Okur yazar biriyim. Şükür o kadar, hani okuduğumuzu anlayacak durumdayız ama ne tartışılıyor anlayamamıştım. Benzer şeyler bugün de sürüyor. İşte biraz sonra belki temas etmemiz gerekecek. Sezai Bey ile ikinci yeniye dahil edilir, işte onunla başlatılır. Farklı dünya görüşlerinden, farklı inançlardan şairler bir akıma dahil edilebiliyor. Bugün de mesela farklı yine dünya görüşlerinden, farklı politik duruşlardan şairler benzer şiirler yazıyorlar. Ama bunları nasıl, işte o hakikatle kurdukları ilişki üzerinden nasıl tanımlıyorlar? Bu benim için mesela sorunsal bugünler için. Bir daha sorsana, ben söylesene. Farklı dünya görüşlerinden, farklı politik pozisyonlardan şairler hemen hemen aynı şiir yazabiliyorlar. Peki bu anlamda Tarkovski'nin de o hakikatle durumları nedir ilişki, diyorsun? Farklı olmak zorunda, farklı inançları var bu insanların. Hem politik hem itikadi anlamda farklı inançları var. Nasıl aynı şiir çıkıyor? Yani ben bir görüş serdetmek için bunu söylemiyorum. Teknik sadece kafamda bunlar dönüyor. Teknik benziyor. Sadece teknik değil, tema benziyor. Hmm. Temalar benziyor. Şairin pozisyonu itibarıyla, yani şair personası biraz, olarak biraz sonra şiirde yer alması anlamında. Şair bildiğin gibi materyalist şiir olur mu diye başlıklı bir yazı yazmıştır. Tarihi bir
yazıdır biliyorsun şeyle ilgili, Edip Cansever'in şiiriyle ilgili. Yani aynı akımın içinde iki şair ama birisi öbürünün şiirini toptan yargılıyor mesela. Evet. Eleştiriye tabi. Bugün eleştiriye tabi tutuyorsa ona, onu net görebilecek kadar uzak duruyor demek ki o şiire. Dediğim gibi muhtemelen teknik benzerlikler var bu şiirler arasında. Turgut Uyar sayalım. Teknik Turgut Uyar, Edip Cansever. Yanlış bir şeyden mi gidiyoruz acaba? Gökdemir'in sözünü ettiği 80 sonrası dönemden aslında mi bahsediyorsun? Değil. Ben onu örnek olarak verdim. Ha, tartışmalara evet. Biraz bakmıştım. Ben anlayamadım da. Ama genel olarak yani mesele dönüp dolaşıyor. Ben biraz bu meselede de başladım çalışmaya. İnşallah böyle bir makale de hazırlayacağım. Bu dediğimiz mesele eğer bizim hakikatle kurduğumuz ilişkine sanatın, bizim ürettiğimiz sanatın, ister bu plastik sanatlar olsun, yani hat olsun, gelenekli sanatlar olsun, hat olsun, ebru olsun ya da mimari olsun ya da şiir olsun, edebiyat olsun, hakikatle nasıl bir ilişki kuruyoruz? Bunu tanımlıyor muyuz? Evet. Yani hani diyoruz ya gelenekte ya da, buna ihtiyaç ya da, yoktu. Ya da tanım o metnin içinde mündemiş midir? Evet, bunu o yazılmış metnin. Birazdan belki konuşabiliriz farklı bağlamıyla. Ama önemli bir soru soruyor Göksemir bence. Önemli bir soru ben soruyor. Ben dönüp bunu soruyorum. Uzun zamandır kendimize bunu soruyorum. Ben bir kitap göstermeyi unuttum abiler ya. Onu izninizle böyle biz bir yerde karşılaştık sağ olsun, imzalayıp da böyle teslim etti. Bir de ben Ötüken'in böyle bastığı öykü kitaplarının hem estetiğini de böyle öykü sanki böyle olurmuş gibi geliyor. Enteresan bir şey var. Bir çok kitap güzel. Daha göstereyim. Şerif Aydemir'in, abimizin, güzel adamlardan biridir Şerif Aydemir. Mendilim Sende Kalsın diye bir öykü kitabı çıktı Ötüken Yayınları'ndan. Öykü seven arkadaşlar için hasreten, bir de hani o kasaba dili, hani o sıcak bir anlatı nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum ama bir öyküsüne henüz bakabildim. Dili son derece insanı hemen öykünün içine alıp sıcak bir atmosferin içerisinde insanı hani böyle tanıdık mekanlara sokan bir dil. Şerif Aydemir'in. Bir de çok kaliteli basıyor Tüken. Gerçekten güzel ya, böyle okutan bir şey yani de var. Onu da göstermiş olayım. Şimdi. Tarık. Heh. Şimdi var ya sana bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Ben de ev ödevi madem söyledim, ben de şöyle göstereceğim bu kitabı. Tarık sen dur yalnız orada. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu kitap Alexander Blok'un kitabı. Türkiye'de ilk kez çevrilmiş şiirler bunlar. Ben Alexander Blok'u ilk defa duydum desem başıma ama bir iş gelmeyecekse Alexander Blok'u ilk defa duydum. Nietzsche'nin tişörtünü giyiyorsun o yüzden. Ben de haftalardır şairlerden bahsediyor. Gerçekten ben de adını duymamıştım. Alexander Blok 1880-1921 arası Rusya'da yaşamış. O dönemde yaşayan bütün şairler, sanatçılar gibi çok buhranlı dönemler biliyorsunuz. Olağanüstü bir şair. Şimdi ben beceremediğim için sana vereceğim. Lütfen şunu oku da şu programa şöyle bir böyle geniş nefesle gidelim Tarık. Bence iyi de abi, restoranda bir kitap var. Unutulmuş marjinal şairler 1819. yüzyıl, 20. yüzyıl diye oradan çıkarıp getiriyorlar. Hangi şiiri yok, söyledin? Yok yok ben çok ama bir şey söyleyeyim. Siz okumadıysanız bakın. Sen hangi şiirini söyledin özellikle? Restoranda Tarık. İyi de Selahattin ben sanki çok iyi okuyormuşum da çok böyle bana verip de sen çok iyi beni taca atmazsan sen sevinirim. Gökdemir sen okusana abi. Şiir okuyan biri, kendi başına bile yalnızken bir şiir okuyan biri değilim. Ben restoranda diye böyle. Eskiden biz bir tonda şiir okurduk. Yani, Kabaklı'nın üslubunu takliden yapabilirim. Kimin? Ama Ahmet Kabaklı'nın üslubunu takliden ama o da olmaz yani. Öyle oku abi. Yok, yok. Allah Kabaklı da bizim büyüğümüz yani. Hiçbir zaman lazım. Unutmam. O akşam bir mıydı? Ne lan? Sen havaya giremedin. Bu olağanüstü bir aşk şiiri. O zaman ben tonumu mu değiştireyim? Şimdi var ya beni öldürsem tam demek istediğim oydu. Alexander Blok benim hayatımda şu andan itibaren travmatik bir şair. Alexander Blok ismini duyduğumda başım ellerim olsun bir kenarda. Güzel okumazsam ben giremeyeceğim programı, öyle söyleyeyim sana. Restoranda hiçbir zaman unutmam. O akşam mıydı? Değil miydi yoksa? Gün doğumu yangınlarda közlenmişti ve kenarlara yığılmıştı gökyüzü. Ve fenerler yanıyordu sarı şafakta. Oturuyordum dolu bir salonda, pencere önünde. Şarkıları duyuluyordu köşelerde kaynaşan sevgililerin. Kara bir gül yolladım sana kadehinde. Gökyüzü gibi altın bir ünlemin. Bir göz attın, karşıladım utangaç ve mağrurca.
senin